Herkese merhabalar. Ben Bedirhan, Bedirhan Yiğit. İstanbul'da okuyorum, İstanbul'da yaşıyorum. Kadıköy tarafında yaşıyorum, İstanbul'un Anadolu yakasında yaşıyorum. Onun dışında bir yandan çalışıyorum. Yapımcılarla birlikte çeşitli projeler geliştirmek üstüne çalışıyoruz. Netflix, Blue TV, Hulu, Amazon gibi platformlara içerik üretiyoruz, içerik sunuyoruz. Bir yandan TRT'ye de aynı şekilde içerik sunuyoruz ve çeşitli hizmetler veriyoruz. Yurt dışına film pazarlama, film ortaklıkları yapma vesaire gibi. Ben asiste ediyorum yapımcıları. Dolayısıyla sektörde özetlemek gerekirse bir anlamda sıcak kalıyorum ve tam zamanlı bir işte çalışıyorum. Bir yandan da okuyorum İstanbul Üniversitesi'nde. Onun dışında gitarla ilgileniyorum, tiyatroyla ilgileniyorum. Üniversitemin bulunduğu şehirden bahsetmek gerekirse İstanbul çok fazla imkana ev sahipliği yapan bir yer aslında. Çünkü çok fazla insan var öncelikle. Yani gün içinde girenlerle beraber yaklaşık 20 milyon insan yaşıyor İstanbul'da. Ve dolayısıyla eğlenmek için çok fazla opsiyonunuz var. Eğlenme şekliniz ne kadar farklı olursa olsun çok fazla opsiyonunuz var öncelikle. Bunu söylemiş olayım. Çok fazla eğlence mekanı da var, kulüp var. Çok fazla müze de var, çok fazla kütüphane de var, park, bahçe de var. Dolayısıyla yani İstanbul'a gelip eğlenmek ya da gezmek anlamında ya da sosyalleşmek anlamında hiçbir problem çekeceğinizi düşünmüyorum. İstanbul'da aslında iki tane genel dezavantajımız var. Birincisi şehrin biraz pahalı olması, hatta birazın da üstünde pahalı olması. İkincisi trafik, yani bir yere ulaşmak için harcadığımız efor. Çünkü çok büyük bir hengame, çok büyük bir kalabalık, karışıklık var İstanbul'da. Bunu aşmanın iki tane yolu var aslında. Trafik için konuşuyorum. Bir tanesi ya metroyu tercih ediyoruz ya da motosiklet ediniyoruz. İkisi de iyi çözümler. Onun dışında İstanbul oldukça güzel bir şehir. Kesinlikle manzarasıyla kendine hayran bırakan bir şehir. Çok sosyal bir şehir. Çok fazla insan var. Çok fazla insanla tanışıyorsunuz. Bence kesinlikle İstanbul'da üniversite okumayı göz önünde bulundurmalısınız. Kampüsümden bahsetmek gerekirse aslında benim kampüsüm biraz ev gibi. Çünkü AUZEF uzaktan öğretim fakültesine bağlı İstanbul Üniversitesi'nde ve uzaktan öğretim fakültesi şöyle bir şey. Size ders materyallerini online ortamda sağlıyorlar ve canlı dersler veriyorlar. Yani bir ders programınız var yine, katılım zorunluluğunuz yok sadece. O atılan videoları, video dersleri, online dersleri sonrasında da izleyebiliyorsunuz. Tek sınandığınız nokta, tek geçmeniz gereken şey vize ve final sınavlarınız oluyor. Onun dışında ders materyalleriniz çeşitli aplikasyonlarla telefonunuza da geliyor. O derslere telefonunuzla ya da internet ortamında bilgisayarınızla katılabiliyorsunuz. Dolayısıyla ne zaman çalışacağınızı kendiniz seçiyorsunuz benim okuduğum bölümde. Benim okuduğum fakültede dolayısıyla. Böyle. Kampüsümden bahsedemem çünkü kampüsüm yok. Bölümümden bahsetmek gerekirse radyo, televizyon, sinema bölümünde okuyorum. Bölümün çok fazla imkanı var. Çok fazla dezavantajı da var tabii. Şöyle, bölümü okumayıp bu işle haşır neşir olan çok fazla insan var. Gerek İstanbul'da gerek ülkemizde. Dolayısıyla bunlar iş imkanını biraz zayıflatıyor. Bir yandan bir de sektörün ve işin çok büyük ağırlıkları var. Yani ülkemizde yeni yeni dizi setlerinde 12 saat çalışılmaya başlandı. Bundan önce 14 saat, 15 saat çalışıyordu insanlar. Çok fazla alana tabii ev sahipliği yapıyor bu bölüm. Yani spiker de olabilirsiniz bu bölüm mezunu olduktan sonra. Medyaya da yönelebilirsiniz, televizyon yayınına da. Sinemaya da yönelebilirsiniz. Aslında kendiniz belirliyorsunuz nerede olacağınızı. Genelde ama sektörde çalışan insanlar freelance çalışıyorlar. Yani sigortalarını kendileri yatırıyorlar. Sigorta yapmıyorlar. Sigorta konusuna da açıklık getirmek istedim. Ve ne zaman iş geleceği belli olmuyor. İş geldiğinde de çok çalışıyorsunuz. Yani böyle özetlenebilir. Ne zaman ne yapılacağı belli değil ama bir şey yapılacağı zaman da çok ciddi çalışmalar oluyor denebilir bölüm için. Onun dışında bölüm çok keyifli. Çok güzel bir bölüm. İnsan yani sosyolojiyle, psikolojiyle çok paralel gidiyor. İnsanı anlamanız gerekiyor önce. Çünkü insana bir şey anlatmanız gerekiyor. Bölüm genel olarak böyle özetleyebilirim. Bölümün imkanları çok fazla tabii. Çok fazla yerde çalışabiliyorsunuz. Yani spiker de olabilirsiniz. Şöyle sadece, radyo, sinema ve televizyon okuduktan sonra oyuncu olamıyoruz arkadaşlar. Yani oyuncu olmak için bir üniversiteden mezun olmamız tabii ki gerekmiyor ama bize tiyatral bir eğitim vermiyorlar orada.
kamera önüyle alakalı bir eğitim verilmiyor. Radyo, televizyon ve sinema bölümü daha çok kameranın arkasıyla ilgili, spikerlik hariç. Onun dışında ışık eğitim veriliyor bize, ses eğitim veriyor. Kullanacağımız ve kullandığımız ekipmanların bilgileri veriliyor. Kurgu eğitimi veriliyor. Yani oyunculuk eğitimi verilmiyor aslında. Dolayısıyla film yıldızı olmak istiyorsanız doğru yer radyo, televizyon ve sinema bölümü değil. Kameranın biraz daha arkasında yer alacak insanlara tavsiye edebilirim. Ya da yani genel olarak bölümü kime tavsiye edersin derseniz, hikaye anlatmakla haşır neşir olmak isteyen insanlara tavsiye ederim. Yani derdinin hikaye anlatmak olması lazım bu bölümde okuyan birinin. Ve gerçekten sevmesi lazım. Ya ilkokul 4'ten 5'ten beri ben zaten tiyatro ile ilgileniyordum. Son bir yılım yalnızca tiyatrodan uzak geçmek durumunda kaldı. Liseye doğru tiyatrodan da çok hikaye anlatmakla benim ilgimin olduğunu keşfettim. Yani bir şekilde benim hikaye anlatmam gerekiyor. Onu keşfettim. Sonra başka bir meslek yapmak istemediğimi, düzenli mesai saatlerimi olmasını istemediğini fark ettim. Yani memur gibi çalışamayacağımı anladım biraz. Öncelikle çok zor bir sektör olduğunu biliyordum. Ama bu kadar zor olduğunu bilmiyordum. Yani sektör ciddi anlamda zor. Hatta dünyada madencilikten sonra en zor iş kolu olarak gösterilir. Bu medya sektörü, sinema sektörü. Düzenli saatleri kesinlikle olmayan, ne zaman iş çıkacağı bilinmeyen bir sektör. Planlar yaparsınız iptal olur falan. Ama kesinlikle ve kesinlikle sevmeden yapılacak iş değil. Ben sevdiğim için tercih ettim. Bir şekilde hikaye anlatmam gerektiği için tercih ettim. Öyle özetleyebilirim. Konaklamaya gelecek olursak, konaklama İstanbul'da birçok şekilde sağlanabiliyor. Aslında 3 ana başlıkta inceleyebiliriz bunu. Bir tanesi yurtta konaklayabilirsiniz. Bir ikincisi bir eve çıkabilirsiniz. Arkadaşlarınızla ya da tek başınıza. Bir üçüncüsü de bir evin odasına çıkabilirsiniz. Yani üçü içinde çeşitli imkanlar var. Benim tavsiyem gelecek arkadaşlarıma, ben şu anda bir evde yaşıyorum. Liseden tanıştığım Bursa'dan, yani büyüdüğüm şehirden, ailemin olduğu şehirden tanıştığım arkadaşlarla bir eve çıktım İstanbul'da. 4-5 senedir buradayım. Farklı yerlerde yaşama imkanım oldu. Kadıköy aralarında en iyisiydi. Şunu tavsiye edebilirim gelecek arkadaşlarıma. Yurt, öncelikle bir sene yurt deneyimledikten ve şehri tanıdıktan sonra bir eve çıkmaları çok uygun olacaktır. Çünkü yurt fiyatları İstanbul'da ev fiyatlarından daha da pahalı. Ev fiyatları zaten çok pahalı. Yani konaklama anlamında çok pahalı bir şehir. Ev kiraları özellikle çok pahalıdır. Dolayısıyla bir sene yurttan sonra eve çıkmak çok mantıklı olacaktır. Belki yurttan bulduğunuz biriyle, belki artık imkan dahilinde başka bir arkadaşınızla ya da tek başınıza. Çok daha maliyetsiz ve çok daha zahmetsiz olacaktır. Size tavsiyem bu şekilde. Hocalarla benim okuduğum bölümde çok ciddi bir iletişimim yok. Çünkü ders materyalleri internete yükleniyor. Videolar üzerinden dersler yapıyoruz. Yani eğitim kadrosuyla alakalı bir şey söylesem yalan söylemiş olurum ama eğitim kadrosunun kötü olduğunu söyleyemem. Çünkü girdiğim derslerde gerçekten bir şeyler öğreniyorum. Ama şöyle, akademik bir şeyler düşünen arkadaşlarım varsa bu bölümü tavsiye etmemelerini söyleyebilirim. Çünkü bu bölüm aslında şöyle bir bölüm. Neden bu bölüme gelmeliyizin cevabı şu olabilir. Bir yandan sektörde çalışacağım ya da bir yandan çalışacağım, bir yandan okuyacağım diyen bir arkadaşım, dostum varsa onun tavsiye etmesi daha uygun olacak bir bölüm. Çünkü akademik anlamda örgün öğretimden her zaman tabii ayrı. Yani diplomada uzaktan öğretim yazıyor öncelikle. Yani bu bir dezavantaj, tartışmak gerekir ama ve örgün bir öğretim almıyorsunuz uzaktan. Kendi imkanlarınızla öğretim alıyorsunuz. Kendi kendinize bir şeyler yapmaya çalışıyorsunuz. Üniversite topluluklarından bahsetmem gerekirse açıkçası çok bir bilgim yok. Ama üniversitenin şöyle bir imkanı var. Online ortamda bize sunduğu imkan sayesinde aslında topluluklara dahil olabiliyoruz. Ben orayı çok kullanmadığım için bir şey söylemem çok doğru olmaz. Son olarak da gelecek arkadaşlara tavsiyelerinden bahsetmek istersem, arkadaşlar kesinlikle İstanbul'u tanıyın, kendinizi tanıyın ve kesinlikle o uzun boş vaktinizi çok iyi değerlendirin. Bence çalışın, kesinlikle çalışın. Özellikle bu bölüme gelecekseniz çalışın. Ve sektörde sıcak kalmaya bakın. Çok teşekkür ederim beni dinlediğiniz için, bana katlandığınız için. Buradan Eşref'e de çok teşekkür ederim. Eşref Can Karataş'a, Blackstone Productions'a da çok teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın.